Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerin karşısınıza yaşadığım bir tecrübeyi, hatta şu anda bu hafta yaşadığım bir tecrübeyi, gripal oğlumun yakalanmış olduğu gripal olayında izlediğimiz yolu ve nasıl iyileştirdiğimizi ve gribe yakalanmamak için bir şeylerin yapılması gerektiğini anladım. Değerli kardeşlerim, farkındasınız. Bakın, bende de hafif var. Oğlumla beraber aynı anda gribe yakalandık. Bir yerden aldık herhalde. İnanın, oğlumu iki sefer acile götürdüm. İki sefer acile götürdüm. Birincisinde hani ilaç verildi. İkincisinde artı bir ilaçlar verildi. Lakin bu nasıl bir gripse çocuğu 39,5 derece, yani artık 40 derece alarm verecek durumda, ki 39 bile daha çok yüksek, biliyorsunuz. Oğlumuz, Allah bağışlasın, 15 yaşında. 16'ya basacak. İnanın, çocuk benim söylediklerimi biraz hani yapmadığından dolayı ben yaptım ve bana gelen o gripal, ağır, beni de onun kadar etkileyecek olan gripal olay beni teğet geçti. Daha hala da teğet durumunda. Tabii ben kendimi korudum. Oğlumu korumak istedim ama benim iç dediğim şeyleri içemedi. Şimdi bunları anlatacağım. Olay şu: eğer kışın gripe yakalanmak istemiyorsanız şu öğütlerime dikkat edin arkadaşlar. Ama öğütlerimi vermeden önce zaten oğlumun nasıl iyileştirdiğimi bir anlatmam lazım ki siz de olayı çözün isterseniz. Bu gece, yani benim şu anda gündüz oldu, bir önceki gece çocuk ama nasıl öksürüyor. Ateş yine 38 buçuklarda. Acayip öksürüyor ama. Bugün de okula gitmesi lazım. Bir haftalık tatili, bir şey, istirahat vardı. Bitti. Hatta istirahat, iki sefer istirahat alındı. Bir gün, bir sefer alındı. Ondan sonra 3 günde yine ayrı alındı. Arada bir sefer gitti okula, yapamadı, döndü geldi. İnanın, en sonunda gece yüreklerim böyle parçalanıyor onun öksürdüğü zaman. Oğlum dedim, bak benim dediğim vereceğim, içeceksin. Sen dedim iyileşeceksin. Bir sefer de babanın dediğini yap. Baba, ne olursun getir, ben artık hani çok kötüyüm. Öksürürken ciğerlerim acıyor. Bakın, öksürükten duramayan çocuk, sovanı, hanıma dedim ki sovanı rendele, bir tane sovanı rendele, suyunu sık. İçine de içebileceği şekle getirilecek şekilde gerçek bal koy. Hani evde zaten iyi bir bal taşıyorum. O baldan koydum. Ve o baldan da koydu, onu çırptı. O çırpınca o yine koyu olmasına rağmen bal onun içinde kayboldu, böyle su gibi oldu. İnanın, hani içmesi biraz zor. Hani ama çocuk istedikten sonra içti yani. Bunu çorba kaşığında, bir kaşık, hadi oğlum biraz daha, bir kaşık daha oğlum, hadi bir kaşık daha derken, inan, ya 4 ya 5 kaşığa yakın verdik. Hadi oğlum şimdi yat bakalım dedik. Biz yine öbür odaya çekildik, çocuk odasında. Bir baktım ses seda yok. Bir gittim tekrar yine yanına, mışıl mışıl uyuyor. Yahu, sanki panzehir ya. İnanın, ben işte öğütlerime geçiyorum. Kışın
eğer gripal olarak gripe yakalanmak istemiyorsanız, o mikroba yakalanmak istemiyorsunuz. Hani domuz gribi var, bilmem ne gribi var, bir sürü grip çeşitleri var yani. Onlara yakalanmak istemiyorsanız eğer, şu soğanı önce sofranızdan eksik etmeyin. Aynı hani böyle çobanları bilirsin, çıkışında götürürmüş de o koyunlar böyle yayılır. Ondan sonra hemen açarmış oraya sofrasını, bir yumruk soğanın üzerine bir yumruk vurur. Hemen tırt diye ikiye bölür. Ondan sonra tuza banar banar yermiş. Yanında katıklarla beraber. İnanın, bakın biz aslında doğal beslensek var ya, kolay kolay hasta olmayız. Biz canımızın istediğini yiyebiliyoruz. İşte çocuklar da öyle. Ya işte sulu yemek yemezler birçoğu çocuk. Zaten şimdiki zamanın çocukların çoğu ev yemeklerini yemiyor. Zaten oradan bir o eksik bir duvar örülüyor. Onun vücutlarında eksiklikler oluşuyor. Her türlü mikrop anında geliyor. Ne yapın? Soğan dörde bölün. Yemek yerken eğer işe bir yere gitmeyecekseniz yiyin. Akşam yiyin en azından. Çatır çatır yiyin. Bir tane soğan yiyin. Acım acı yiyin. Bakın sarımsakla soğan yiyen insan kolay kolay hasta olmaz. Bunu size söyleyeyim. Ben bunu size yani garanti veriyorum. Ama dediğim gibi her sofrada soğanı yiyecek böyle. Yok kokuyormuş da yok bilmem. Ya yaşamak istiyoruz biz ya arkadaş. Yaşamak için her neyse yiyeceksin kardeşim ya. Bir de yani pransa mı? Pransa yiyeceksin. Taze soğan mı? Taze soğanını yiyeceksin. Mevsiminde her şeyi yemeye çalışın kardeşlerim. Göreceksiniz ki şey olacaksınız. Yani kolay kolay bu gribe yakalanmayacaksınız. Şimdi gelelim. Diyelim ki hadi gribe yakalandınız. Bakın. İki tane size önerim var. İki. Ben bir gün yine aynı boğazlarımdan böyle geçen yıldı o. Sesim tamamen kesildi ama. Böyle hanıma ediyorum. Yani, ya ne oldu senin sesine? Git, yok ses yok. İnanın o oğlana yaptığım o sovanın suyunu yine aynı şey yaptım. Bal koydum. O bal onun içebilecek kıvama getiriyor. Yani yine tadı bozuk ama yine de o bal sayesinde iç. Ben onu şöyle bir çay bardağına koydum. Yarım çay bardağı kadar. Bir yüklendim akşamdan. Ara. Sabah. Sanki o sesi kesilen ben değilim. Bakın bunlar yaşanmış olayları anlatıyorum. Hani ben hep diyorum ki değerli kardeşlerim, ben gördüğüm, bildiğim tecrübeleri size aktarıyorum. İster inanın, ister inanmayın. O bana size kalmış. Yapın veya yapmayın, o da size kalmış. Ben sadece buradan tecrübelerimi, yaşadığım olayları anlatıyorum ki belki hani birilerine faydam olsun. Önemli olan bu. Yapacağınız şey şu. Hastalandınız, soğanı rendeleyin. Tamam mı? Rendeleyin soğanı. İçine de onun sıkın suyunu koyun bir kenara. İki çorba kaşığına yakın da bal koyun. Çırpın o şeyi, iyice balı iyice çırpın ama. O bal içinde kayboluyor. Sanki soğan suyu gibi hani incecik oluyor. O baldan ister kaşıkla ister bir bardağa koyun. Lakırt de için yavaş yavaş. Ne oluyor bu sefer biliyor musunuz arkadaşım? Ciğer hani böyle mideyi böyle yakıyor hafiften ama yaksın bırakın. İşte mikropları öldürüyor. Ondan sonra gelelim ikinci önerime. Bakın bu ikinci önerim de çok önemli. Hani sarımsağı dövün. Tamam mı? Sarımsağı iyice dövün ama. Bir tane sarımsak. Bir tek. Ya da iki tane. Dövün. Sarımsağı iyice güzel ince olsun. O sarımsağı bir tane de limon sıkın. Yarım limon da olabilir ama bir limon olsa daha iyi. Limonu sıkın. İçine o sarımsağı koyun.
karıştırın, iyice karıştırın, iyice karıştırın. Tamam mı arkadaşlar? Aynı soğanın etkisi onda da var. Bunu da yaparsanız göreceksiniz ki süper bir etki yapıyor. Yani sizin o anda başka hastalığınız bile varsa inanın başka hastalığınıza bile gelir. Benden söylemesi değerli kardeşlerim. Sizler benim değerli abonelerimizsiniz. İzleyenler abone olursa sevinirim. Memnun olurum. Paylaşırsa bu bilgiyi birilerine paylaşın. Sevinsinler, öğrensinler onlar da. Faydalı olun. Bak ben faydalı olmaya çalışıyorum. Sizler de birilerine faydalı olun. Ya yani tık dediğin zaman paylaşacaksın işte. Facebook'unda paylaşabilirsin. Diğer bir herhangi bir yerde paylaşabilirsin. Twitter'ında paylaşabilirsin. Paylaşın, çoğalsın. Hiç olmazsa duysunlar. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ben sizlere çok değer veriyorum. O yüzden tecrübelerimi sizlere paylaşıyorum. Allah'a emanet olun.